Param yok, pulum yok, malım mülküm olmasın ziyanı yok. Aşk dolu şu kalbim, işte budur benim servetim. Param yok, pulum yok, param yok, pulum yok. Duymuyorum be! Biraz hızlı konuş! Kim geldi diyorsun? Oğlum mu? Geliyorum, geliyorum. Salim Bey! Buyurun. Buyurun efendim. Ben gidiyorum. Sizinle bir işimiz var mı? Hayır efendim. Yalnız size bir maruzatım var. Neymiş o? Efendim size bir rapor hazırladım. Gene mi rapor? Evet efendim. Malum haliniz, fabrikamızda işler pek iyi gitmiyor. Burayı biraz modernleştirmeli. Mesela bir kimyager ve de bir mühendis almak lazım. Yeter Salim Bey! Sana kaç defa tembih ettim, bana kimyager ve mühendisten bahsetme diye. Biliyorsun, benim iki tane oğlum var. Biri mühendis, biri kimyager olacak. Ve bu fabrikayı onlar idare edecekler, anlaşıldı mı? Ama beyefendiciğim, müsaade buyurun da ben fikrimi söyleyeyim. Yeter! Fikrini söyledim. O raporu da yırt at! Yırtmam, saklarım. Yahu, ne inatçı adamsın be! Yırt at dedim! Ben saklarım efendim. Saklarsan sakla! Bu oğlanlar yakacak bunun canını. Evladım, bu plastiği çalışıyor mu? Çalışıyor efendim. İşte bu işi iyi öğrenin. Sonunda bu fabrikayı siz idare edeceksiniz. Ben zaten öğrendim babacığım. Bravo. Evladım, ne tip yağ kullanıyorsunuz bakayım? Normal yağ efendim. Yani normal yağ dediğiniz SA400 süper karbonlu ve kükürtlü basınca dayanıklı yağlar mı yavrucuğum bakayım? Evet efendim. Güzel. Babacığım, bu yağlar biraz koku yapmakla beraber basınca dayanıklıdır ve daha ekonomiktir. Bilmem anlatabildim. Aferin oğlum. İftihar ediyorum seninle. İyi öğrenmişsin. Ah şu abin, ah. Asıl benim canımı sıkan o. Bir türlü şu fabrikaya alıştıramadım onu. Bak bugün gene gelmedi. Nerede o? Bilmiyorum babacığım. Abimi bugün hiç görmedim. Ulan Doğan, ulan Doğan. Ah. Harikaydın Doğan. Bugün yeniden aşık oldum sana. Seviyorum seni. Hem de çok seviyorum. Söyle, sen de seviyorsun değil mi beni? Herhalde. Canım sevgilim. Ama bu sevgi, bu mutluluk korkutuyor beni. Neden korkuyorsun? Babamdan. Babandan mı? Evet. Aşkımızdan hala haberi yok. Bir gün olacak. O bir gün ne zaman Doğan? Çok sıkıştırıyorsun beni. Neden hep soruyorsun? Ne olur hemen kızma. Beni senden başka biriyle evlendirecek diye korkuyorum. Anla beni. Olmaz öyle şey. Sen benimsin ve benim olacaksın. Asla bir başkasıyla evlenemezsin. Hadi geç oldu, seni eve bırakayım. Thank you.
anneciğim. Merhaba oğlum. Çorba getireyim. Afiyet olsun baba. Uzat tabağını. Hayır. Ona yemek yok. Bundan sonra geç kalana yemek yok bu evde. Ama bey. Aması falan da yok. İşte o kadar. Bugün fabrikaya niye gelmedin? Sevmiyorum, hoşlanmıyorum oradan. Ne? Tövbe de, tövbe! Bunca senedir emek verdiğin baba mesleğini nasıl sevmezsin? Mesleğinize bir şey dediğim yok baba. Sadece ben sevmiyorum o kadar. Zorla da sevmem ki. Nasıl sevmezsin be? Senin boşuna mı kimya mühendisi olmanı istiyoruz ha? Sen kimya mühendisi olacaksın ki mallar daha kaliteli çıksın. Kardeşin elektrik mühendisi olacak ki motorlar hep çalışsın. Öyle değil mi lan? Ay, öyle babacığım. Haklısınız babacığım. Yoksa sen de mi sevmiyorsun? Aa, ben bayılıyorum babacığım. Hele o fabrikadaki koku yok mu? Vallahi mest oluyorum babacığım. İçim geçiyor. Aferin oğlum. Ya acı namussuz. Çok mersi canım. Gördün mü lan? Gördün mü? Şu kardeşine bak da ibret al. O hem çalışıyor hem de mesleğini seviyor. Ben de çalışıyorum baba. Ne çalışıyorsun lan? Ne çalışıyorsun? Seninkine de çalışmak mı denir? Çalışıyormuş. Kimyager. Hakikaten çok çalışıyorsun ha. Çalış çalış. Tak. Tak bir kafada. Tak bir vole. Ah, hakikaten ne goldü o be. O senin attın gol abicim. Oradan bir kafa, bir göz topu, bir vole daha. Ah be, kaçar mıydı o gol be? Sen ne diyorsun be? Hiç. Eğer diyorum hakem o penaltıyı verseydi Allah canımı alsın 3-0 biterdi maç. Sus be, sus. Babam futbol oynadığımı duyarsa. Duysun. Ben de onu istiyorum zaten. Ben futbol... Ben şimdi bağırırım seni. Erkan! Ay canım kardeşim. Canım kardeşim, canım. Ay çiçeğim. Ne oluyor orada be? Hiç baba. Hiç. Kardeş hususi bir mesele konuşuyorduk baba. Ah iyi. Hadi gel şu yeni monte ettiğim makineyi hemen göster babacığım, bakalım. Hemen buyurun. Gel ulan gel sen de kardeşinin nasıl çalıştığını gör bak. Geliyorum baba. Şimdi görsün. Ne vuruyorsun be? Hay Allah, şu oğlanların dertleri öldürüyor beni. Aferin benim evladım. Aç. Açayım babacığım. Ne yapıyorsun be? Bırak onu da şimdi gir içeri marifetleri gör bak. Buyurun babacığım. Hadi yürü de marifetleri gör. Aa, ne içiyorsun be? Buyurun. Buyurun babacığım. İşte çalışmalarım. Bakın babacığım çalışmalarımı nasıl... İlmi ve bilimsel bir şekilde yürüttüğümü bu son icadım olan makinede görüyorsunuz babacığım. X ışınlarının elektronik BX300 ışınlarıyla havada çarpışmasından B... nerede kalmıştık? Aa, evet babacığım, bu çarpışmadan mütevellit meydana gelen elektronik aletlerin şiddetini ölçen ve son icadım olan makinemi takdim ederim. Bak, gördün mü kardeşin neler söylüyor? Ya. Senelerdir bunları dinliyoruz. Hep aynı şeyleri söylüyor. Siz söyleyin bakalım ne diyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama... ...ilmi şeyler söylüyor çocuk. Değil mi evladım? Göster. Göster marifetlerini de görsün. İşte babacığım, gördünüz. Nasıl çalışıyor? Gördün mü kardeşini? Gördün mü? Aferin evladım, seninle ne kadar iftihar etsem az. Öpeyim babacığım.
Teveccühünüz babacığım. Size layık bir evlat olmak için daima çalışıyorum ve daima da çalışacağım. Çalış çocuğum, çalış! Sen de hiç çalışma! Aylak aylak dolaş! Dinlemiyorsun bile beni! Dinliyorum baba, dinliyorum ama kardeşime tanıdığınız imkanı bana tanımıyorsunuz ki. Niçin ben de burada çalışmayayım? Yoo, sana itimadım yok! Olmaz öyle şey! Çünkü kardeşini de çalıştırmazsın sen! Bak, dinleyin beni baba! Babacığım... Buyur yavrum, buyur evladım! Buyur benim tatlı çocuğum! Babacığım, yeni bir makine projem için bir miktar para yardımınıza ihtiyacım var. Elbet, elbet, tabii! İstediğin kadar verin evladım! Müsaade buyurun bana, müsaade buyurun! Ben bunun içinden bir 100 kağıt ayırayım... Bu size, bu da bana, değil mi abi? Daha bizim haftalığın yarısını bile vermediniz babacığım. Yok işte! Bana bile 100 kağıt kaldı! Babam banka mı be? Allah ısmarladık benim halim oğlum! Güle güle babacığım! Teveccühünüz babacığım, hürmetle ederim babacığım! Güle güle babacığım! Güle güle! Aman, 500 bin... Babama duydun, ben alimim, alim! Alimmiş! Hay, paraya bak, paraya! babam gitti! Anlaştık değil mi? Alim kardeş, futbol oynadığımı babama söylemeyeceksin. Çek şunu be! Daha hiçbir şeyde anlaşamadık canım kardeşim benim! Futbol oynadığını, kızlarla aşk yaptığını, motosiklet sefalarını babama söylememi istemiyorsan... ...şartlarımı kabul edeceksin. Neymiş o şartların? Şartlarım... Evvela... ...şu motosikletin anahtarını ver bakalım bana! Boğarım be! Şimdi boğarım seni! Bir şey yapamazsın, babama söylerim! Pis şantajcı! Kardeş mi, kalleş mi anlamadım gitti! Anahtarı, anahtarı! Al! Eğer bir gün bunun intikamını almazsam senden, bana da Doğan demesinler! Bir dakika, bir dakika! Senin şimdi bozuk paran yoktur anam! Al şu 10 kağıdı, kızınla bir gaz olacak! Eğer param olmasaydı bunu da almazdım senden! Kolleş! Niye dur dedin? Seni seviyorum! Ne diyorsun anlamıyorum! Seni seviyorum dedim! Ya şunun içine konuş anlamıyorum! Seni seviyorum! Olabilir! Bazen motor işlemezken de söylesene şunu anlayayım! Olur söylerim! Söyle bakayım! Seni seviyorum! Yavrum motor bir taraftan, kız bir taraftan, aşk bir taraftan... ...babam da bir taraftan... Anlayacağın evdekiler hala benim mühendis olacağımı zannediyorlar. Müzisyen olduğumu bir bilseler, babam beni topa koyar vallahi. Babamın yüzünü görür gibi oluyorum. Hadi artık kalkalım, benim müzik çalışmam var. Ben de. Gelsin. Seni de, bacaklarını da beğenmedim. Bir dakika kapı çalınıyor. Ben seni sonra ararım Mine. Geliyorum. Geliyorum canım. Doğan! Delisin sen! Ne arıyorsun burada? Hay Allah! Doğan, ne arıyorsun burada? Ne olur söyle! Doğan, sana söylüyorum! Babam evde, annem evde! Bu havadise memnun oldum. Babam burada diyorum sana! Babam buradaysa, telaşlanmana lüzum yok. Zaten ben de onu arıyordum. Ne? Babamı mı arıyorsun? Ne yapacaksın babamı? Hiç! Babandan seni isteyeceğim. Ne? Anlamadım! Beni mi isteyeceksin?
Evet. Seninle evlenmek istediğimi babana söyleyeceğim. Doğan... Yani benimle evlenmek mi istiyorsun? Ciddi misin? Evet. Çünkü seni seviyorum. Sen... Beni... Seviyor musun? Nermin, ne oldu sana? Kız, uyan, uyansana! Şimdi bayılmanın sırası mı be? Nermin kız, ayıl! O ses neydi bey? Nermin! Kızım! Ne yapıyorsun sen burada? Hiç! Evleniyorduk, birdenbire bayıldı. Nermin! Yavrum! Peki ne evlenmesi? Yavrum! Nermin! Bir şey yok mu Efendim? Rica ederim! Lütfen çekilin kenara kızım! Acıdan kıvranıyorsun, burada evlenmeden bahsediyor. İstemeye gelmiştim bak! Yani böyle kızma izlenir! Git baban gelsin! Hadi Nermin! Hoşça kal! Hala Nermin diyor, çıkmıyor yahu! Hadi oğlum, hadi çık! Deli midir, nedir herif? Nermin! Evladım! Nasılsın, iyi misin yavrum? İyiyim babacığım, merak etmeyin. Kim bu zıpır herif? Babacığım... Benden gerçekten evlenmek isteyen bir arkadaşım. Ne? Böyle adamla evlenilmez! Deli midir, nedir? Niçin evlenilmesin babacığım? Vallahi evlenilir! Anası da var, babası da var... Hem de çok iyi insanlar. Peki, neredeler bunlar? Babacığım... Babası çok hasta bir kere. Hem siz yokken telefon edip sizi eve yemeğe davet ettiler. Bey, o zaman iş başka. Demek bütün ailenin niyeti ciddi. Çocuğa da çok kaba davrandın doğrusu. Ne bileyim hanım işin ciddi olduğunu. O zaman hemen bir iade ziyarette bulunup... ...babasına geçmiş olsun demek lazım değil mi kızım? Tabii anneciğim. Babasını bir ziyaret etmek lazım. Vay efendim vay! Geçmiş olsun muhterem efendim! Geçmiş olsun efendim! Buyurun! Kim bunlar ya? Tanımıyorum bey! Efendim bizleri tanımazsınız! Esasen biz de sizi tanımıyoruz! Tanışacağız! Hatta akraba bile olacağız değil mi bey? Tabii hanım, tabii! Efendim! Evvela geçmiş olsun! Buyurun! Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok geçmiş olsun. Size de teşekkür ederim. Efendim, şu anda kendimi tanıtmakla bahtiyarım. Bendeniz Asım kulunuz, Nermin'in babasıyım. Memnun oldum. Ben de Nermin'in annesi Müjgan. Memnun oldum efendim. Memnun oldum ama ben bu Nermin'i tanımıyorum. Nermin benim kızım efendim. Yani sizin de müstakbel gelin. Evet. Ya ne diyor bunlar be hanım? Siz hangi gelinden bahsediyorsunuz bey? Annesi olacak efendim, sizin gelininiz. Benim mi? Evet ya. Evet, siz kızımızı oğlunuza istemediniz mi? Ben hiçbir şey istemedim. Kızınızı da istemedim. Çiçeğinizi de istemedim ve sizi de istemiyorum, defolun! Beyefendi rica ederim kendinize gelin. Biz namuslu insanlarız. Biz namussuz muyuz ulan? Yürü bey gidelim, kocaman bir herif ortada soyunmaya başladı. Yürü. Sinirlenme, kendini üzme. Sinirlenme. Yapma ne olur. Ulan Doğan! Muhakkak odumuzun işidir bu! Değildir bey, onun kabahati yoktur. Ulan sen odumuzdan yana mısın, benden yana mısın? Senden yanayım bey, senden yanayım. Doğan! Geldim baba, geldim. Ne oluyor bu gürültü nedir? Ne olacak, senin pisliğini temizliyoruz. Ulan her şey bitti de şimdi evlenmeye mi kalkıyorsun? Onu da mı biliyorsunuz? Ben her şeyi bilirim. Anlaşıldı. Öyleyse söyleyeyim baba. Nermin diye bir kızı seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum. Öyleyse ben de sana söyleyeyim. O Nermin midir, Mermin midir, o kızla evlenmek yok! Anlaşıldı mı? Fakat baba... Fakati makati yok! Tahsilinizi bitirecek ve benim istediğim bir kızla evleneceksiniz. O kadar! Bir dakika baba... Yani o işi de mi sizin istediğiniz gibi yapacağız demek istiyorsunuz? Evet efendim, o işi de benim istediğim gibi yapacaksınız. O kadar! Yallah!
İçimden isyan etmek geliyor. Bir şeyler yapmak istiyorum. Yok yok, bu kadar üzme kendini. Belki baban da haklı. Hem beni tanımıyor ki. Sen de babamı tanımıyorsun. O her şeyin kendi arzu ve isteklerine göre yapılmasını ister. Üzme kendini. Benim de annem öyledir. Neden? Neden böyle oluyor yani? Neden bize hak tanımıyorlar? Ama günün birinde bu işe bir çare bulacağım ben. Anlıyor musun? Bulacağım. Peki sevgilim. Ama sen bugün çok üzüntülüsün. İster misin gençlik kulübüne gidelim? Bilmem ki. Hadi, hadi kırma beni. Göreceksin bak çok eğleneceğiz. Bütün dertlerimizi unutup çılgıncasına coşacağız. Burayı beğendin değil mi Doğan? Hı? Aa, merhaba Mine. Sonra görüşürüz. Kim o? Bir arkadaşım. Erkan isminde bir şarkıcının nişanlısı. Kısa zamanda büyük şöhret oldu. Gençlik onu çok tutuyor. Şimdi göreceksin. Pek kıymetli misafirlerimiz, programımızın bu bölümünde hepinizin merakla beklediği Dört Ateş Orkestrası ve gençliğin sevgilisi Erkan! Sağ olun. Teşekkür ederim candan ilgilerinize. Yengen. Sağ olun. Vay. Sevgili dinleyenlerim, ilk parçamız hepinizin çok sevdiğini ümit ettiğim bir bestem olacak. Param yok, pulum yok. Yakaladım seni. Ne oldu lan? Kime yakaladın? Kardeşimi. Dünyada dert çok, ömür kısa. Hayatta zevk yok, aşk olmazsa. Param yok, pulum yok. Malım mülküm olmasın, ziyanı yok. Aşk dolu şu kalbim, işte budur benim servetim. Kesem boş, hayat hoş. Aşktan başka bu dünyada her şey boş. Kısmetim bu benim. Sevgim var ya, ben de zenginim. Gelmedin, bekledim. Senden başka hiç kimseyi sevmedim. Aşkın tek ümidim. Sevgin benim bütün servetim. Yok, malım mülküm olmasın, ziyanı yok. Aşk dolu şu kalbim, işte budur benim servetim. Param yok, pulum yok. Param yok, pulum yok. Yok. Hadi bizi görmeden tüyelim buradan. Sol sol la la sol fa si la sol mi mi fa si la sol mi mi re re do re mi 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 mi. Merhaba mühendis kardeş. Merhaba. Nasılsın bakalım? Görüyorsun işte, vallahi ne olsun, görüyorsun, ders çalışıyoruz. Sen? Ben mi? Ben de iyiyim. Hem o kadar iyiyim ki içimden şarkı söylemek geliyor. Param yok, şak şak şak, pulum yok, şak şak şak, evim barkım olmasın, şak şak şak. Şak şak şak, ne haber? Bana bak, ne demek oluyor bu? Hiç, şarkı söylüyorum. Nereden öğrendin bu şarkıyı? Gençlik pavyonda, yakışıklı bir delikanlıda. Param yok, şak şak şak. Ya sus be, babam duyacak şimdi. Duysun, ben de onu istiyorum zaten. Baba! Param
yok. Yapma, bağırma. Şak, bağırma, Allah'ını seversen bağırma param ya. Param yok. Ya yapma babam. Şak, şak, yapma be. Oğlum bak, yok. Allah canımı alsın, vallahi billahi kendim boğarım şimdi ha. Benim canım kardeşim. Abim benim. Bir tanem abicim. Benim. Ne oluyor burada be? Bu ne gürültü? Hiç kardeşimle kardeş bir mesele konuşuyorduk. Öyle değil mi? Ay! Ay evet. Evet, kardeş bir meselemizi hallettik babacığım. Ha, iyi. Aferin. Hep böyle göreyim sizi işte. Babacığım, eğer müsaade ederseniz ben garaja çalışmaya gidiyorum. Abim de benimle gelecek. Ben gelmiyorum. Babamla konuşacaklar. Olur. Aa, olmaz. Evet. Olmaz. Gelmesen de olur. Gel olur, bak. Olur. Gel makinelerimi göstereceğim sana. Peki. Yürü. Babacığım, sizinle sonra konuşacağım. Bay bay. Allah'a ısmarladık babacığım. Vallahi deli bunlar. Gel canım abicim benim. Gel abicim. Gel abicim. Şöyle otur abicim. Şöyle otur abicim. Ayağının altına öpeyim abicim. Anlaştık değil mi? Yok. Daha hiçbir şeyde anlaşmadık. Eğer babama senin mühendis değil de çılgın bir müzisyen olduğunu, abicim, geceleri pavyonda şarkı söylediğini, abicim, kızlarla fingir deyip gezdiğini söylememi istemiyorsan, abicim, benim de şartlarım var. Ya dur da söyle, neymiş şartların? Önce motorun anahtarını geri ver. Anahtarı vereyim, anahtarı. Tamam, al. Tamam mı, anlaştık mı? Sonra babamı uyutup makine yapacağım diye aldığın paraların hepsini isterim. Hmm, hepsini mi? Hepsini, pekala. Buradan bir yüzlük yürüteyim. Al hepsini. Allah cezasını. Tamam mı? Evet, tamam. O halde anlaştık. Senin şimdi paraya ihtiyacın vardır. Al şu 1 lirayı, bir kahve iç. Benden. Abim, bonkör abim benim be. Aslanım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz seninle gayet iyi anlaşırız ama sen kafanı çalıştırmıyorsun ki hiç. Nasıl? Şimdi sana ne kadar uyanık olduğumu göstereyim. Makinelerime bak. Bırak be palavrayı, hepsini biliyorum. Makina, elim x kare, ölüm tehlikesi falan filan. O senin ölüm tehlikesi dediğin benim zevk-ü safa yerim. İşte madalyonun öbür yüzü. İşte ilham perilerim. Ne ilham perisi ya? Ha? Ya! İlham perisi ya! Bir dakika, daha bitmedi. Onlar ilham perisi. Bunlar da rakı mezesi. Bir dakika, uyanık, daha bitmedi. Buradan da gelir gitarımın sesi. Ya, uyanık. Ne oldu, pek şaşırdım be. Vay vay vay. Sen sandığından da uyanıkmışsın be. Uyanık olacaksın, uyanık. Tamam mı? Şimdi madem beraber çalışıyoruz, önce babamı uyutacağız. Sonra sana burada bir ilmi çalışma tezgahı kuracağım. Aklın duracak, aklın, tamam mı? Hey! Aslan kardeşim benim. Canım. Hadi şimdi doğru babama. Tedbiri elden bırakmayalım. Kimseyi uyandırmamak lazım. Dekorlar tornistan. Buyurun kardeş. Nasıl neşeli olmam? Motorumu geri almışım. Kardeşini fena paka bastırdın. Sayende tatlım. Eyvallah. Ulan tabi ilk var. Tabi. Bir dakika babacığım. Makinadaki bu ses nereden geliyor? Bilmiyorum efendim. Makinanın dişlilerini iyi bir revizyondan geçirmek lazım. Ayrıca SAE 400 süper basınca dikkat edin. Dayanıklı karbon ve kükürtlü yağ koyarsınız makineye. Pardon, lafını kestim. Arada bir dişleri de yağlamak lazım geliyor. Öyle zannediyorum. Ve de haftada bir sefer revizyondan geçirin. Aferin çocuklar, aferin. Sülalemize layık birer evlat olma yolundasınız artık. Bir dakika babacığım. Öyle. Müsaadenizle biz gidelim. Yağsız işleyen yeni bir makine üzerinde çalışmamız lazım.
Demek artık yağ parasından da kurtulacağız ha? Güzel, güzel. Bu makineler müthiş. Hem yağsız hem de susuz çalışıyor. E artık gönül rahatlığıyla gidebilirim ben çocuklar. Güle güle babacığım. Eyvallah. Güle güle babacığım. Ne makinesi bu be? Bizim canlı makineler, kızlar. İşte oradalar. Nerede kaldınız? Hadi, havuza girelim. Ben vazgeçtim, girmiyorum. Niçin girmiyorsun? Girmiyorum işte. Peki öyleyse gel biz girelim şeker. Ben de vazgeçtim, girmiyorum. Peki ne oldu sana böyle birdenbire? Neden kızdın? Kızarım tabii, çünkü sen beni ihmal ediyorsun. Sen de beni ihmal ediyorsun. Aa, sen de ikide bir de papağan gibi onun söylediklerini tekrarlayıp durmasana. Ben seni ihmal eder miyim hiç? Ama bu ara çalışmalarımız var, öyle değil mi kardeşim? Öyle tabii, öyle. Hem gel baksana ne söyleyeceğim. Ya burada söyle. Yürü. Bu abim de amma tip adam be. Hep böyle acayip yerleri seçer bir şeyler söylemek için. Gel. Yavrum. Gel dedim sana. Ah, bak barıştılar. Şu abim nasıl bilir işini? Hadi gel biz de barışalım anam. Ama bak abin nasıl barıştı. Aa, ben de öyle barışırım. Ne olacak gel. Gel lan buraya. Anladın mı? İşte bak, ben de tezgahımı hazırladım. Maşallah sende de kimya bilgisi çokmuş ha. Çok ama bu aletlerin hepsi palavra. Hiçbir işe yaramaz. Yalnız babamı uyutmaya yarar. Şimdi bırak da gel, asıl çalışma yerlerimizi göstereyim sana. Bu çalışma tahtam. H2SO4'te falan da filan işte. Niye hafif bu böyle? Uyanık olacaksın oğlum. Babam aniden geldiğinde taşıması kolay olsun diye. Tut ucundan bakayım. Bak hop, iki saniyede tamam. Şimdi de futbol antrenmanlarım için hazırladığım kale. Bu birinci perde. Bu da ikinci perde. Orada görmüş olduğun yuvarlak hey, da top. Allah be! Hadi kaleye geçtim hadi. Yavaş ol be! Yeter artık ya! Koskocaman top makinemiz var, burada boşu boşuna yoruluyoruz, tamam mı? Geç şöyle bakayım. Dikkat! Aslanım benim, aferin! Hey arkadaşım, hepsi 90! Ah hay, atma, atma! Ben sana bir zaviye makinesi yapayım da görürüz 90 mı 80 mi? Sen bana bir makine yap, görürsün 90'dan mı giriyor 80'den mi? Nasıl? Hepsi 90 değil mi? Atma, atma! Hesabını tuttum ben. 3.90, 2.80, 1.70. Bu işte burada bitmiş. Hadi çalışalım biraz. Ne oluyor bu zil ne? Biri geliyor galiba, sen dur ben bakayım. Eyvah, eyvah babam geliyor! Çabuk tamam. Dekorlar, tornistan! Topları topla! Topla, topla! Tut perdenin ucundan! Hey gitarın. Tamam tamam. Yere koyduk. O da tamam. Tamam. Fiziksel basınç gücünde daima H2O. Ne? Fiziksel basınç. Yani gerçek. Merhaba çocuklar. Aa, babam gelmiş. Aferin. Aferin çocuklar.
Doğrusu ikinizin bir arada bu kadar iyi çalışacağınızı hiç tahmin etmiyordum. Sağ olun. Bu nedir evladım? Bunlar kimya deneyleri baba. He. Ham maddelerin üzerinde bulunan artı 0.04 bakterilerinin 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen HO, H2 negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle mal daha kaliteli çıkmaktadır. Aferin, bravo oğlum. Şimdi artık ailece ehya olacağız. hadi eyvallah. Hadi güle güle baba. Peki bu ne? Bu benim değil vallahi baba, bunun. Evet, izah edeyim babacığım. Bu da ham maddelerin üzerinde bulunan 004 bakterilerinin 3200 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle karbon monoksitin analizinden meydana gelen H2O, HO... Yeter, yeter anladım. Bu da çok faydalı bir makine. Oo, çok faydalı. Oo. Top makinesi. Güle güle babacığım. Güle güle. Gene bekleriz. Çocuklarım, sizinle iftar ediyorum. Çalışın. HO2 artı HO analizi. Bırak ulan bırak. Sen bunları babana yuttur. Hadi dekoru değiştirelim. Tahtayı da kaldıralım. Karımızı da alalım. Param yok, pulum yok, pam pam pam, malım mülküm olmasın ziyan yok. Lalala, lalala, pam pam pam, param pam pam pam, param pam pam, param pam pam pam. Aa, yeter artık, ağlama. Hadi iç şunu, bak iyi gelir. Nasıl ağlamam? Hem de çok ağlamalıyım. Ben mahvolmuş bir insanım, ağlamalıyım. Ayol ne oldu söylesene. Söylerim ama kimseye söylemezsem. Söylemem, söylemem. Ben hamileyim. Ha? Ne? Hamile misin? Ay. Peki sen niye ağlıyorsun? Ağlamam, ben de hamileyim. Ne? Sen de mi? Evet. Aa. Buna bir çare bulmamız lazım. Bizler derhal evlenmeleri gerek. Peki ama ne yapacağız? En iyisi hemen bir mektup yazıp durumumuzu bildirelim. Hadi oğlum. Kalk. Hayrola abicim, pek düşüncelisin. Bu sefer iş mühim. Söyle derdini, bulalım çaresini. Kızlardan mektup var, işler ciddi. Ver bakayım. Aha! Senin kız hamile, mektupta öyle yazıyor, ayvayı yedin. Dikkat edin ay, o mektup senin. Ne? Benim mi? O zaman ben ayvayı yedim. Benim kız hamile, benim kız hamile, ben ayvayı yedim. Yedin ya, hadi bul çaresini. Bir tek çaresi var. Ben kendimi intihar ediyorum. Bırak şimdi sululuğu, iş ciddi. Kızları yalnız bırakamayız, yanımıza almamız lazım. O zaman ben gidip giyineyim. Pantolonum nerede? Nerede pantolon? Pantolonum nerede? Anneciğim şu gömleğimi ütüleyiver. Dur oğlum, dur, acele etme. Görüyorsun kardeşinin pantolonunu, ütülüyorum. Anneciğim bırak şimdi kardeşimin pantolonunu. Sen gömleğimi ütüle. Anneciğim, anne ne oldu benim pantolon, işim var. Dur oğlum, abinin gömleğini ütülüyorum. Sırası mı şimdi abimin gömleğini, at onu. Benim pantolonu ütüle abi, işim var. Ne oluyorsun be? Vallahi gözümün üstüne bir çakarım görürsün ha. Evvela benimkini ütüleyecek. Vallahi babama söylerim top oynadığını ha. Şimdi hangisini önce ütüleyeceğim? Benimkini. Hanım, benim kahvem nerede, kahvem? Ay vallahi bıktım bu evin içinden. Sen kahve istersin, bu gömleğimi ütüle der, bu pantolonumu. Ay şaşırdım be. İçine ederim bu işin. 40 yılın başı bir kahve istedik yahu. Yoruluyorsan bir hizmetçi tut. Allah Allah. Niye bağırıyorsun hemen? 10 tane elim yok ki hangi birinin bak, de yedisi. Bak. Hemen ağlamaya başlar. Yahu fena mı dedik? Bir hizmetçi tut dedik. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Yeter artık, yeter. Bıktım, uzandım.
Bıktım bu evin işinden. Evet anne, babam haklı. Sana bir hizmetçi lazım. Aa, bir değil, iki hizmetçi lazım anneme, iki. Ah canım evlatlarım benim, nasıl da beni düşünürler. Gel öpeyim. Hadi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım, sıra sizde. Otur otur. Of. Evlenmek üzere yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş olup evlenmenizde bir sakınca bulunmadığı görülmüştür. İzmir Belediye Reisi adına sizlerin nikahınızı kıymak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Tamam abicim, tamam. Az önce hepsini dinledik. Peki peki, ne yapalım yani? Aa, yoo, ben karışmış olmayayım. Sen daha iyi bilirsin ama yani kısa kez yani. Tamam. Tuttu senin gene gevezeri, bırak da işi bir an evvel bitirsin. Tamam abi. Tövbe tövbe, çattık be. Ya bunu... Tamam. İsmail Hakkı'dan olma, Makbule'den doğma, Mine uzun. Aa, bunların ne lüzumu var arkadaşım be, ya? Sus be, sus. Susu var mı ya? Ana adı baba adı... Sus diyorum, hala konuşuyorum. Nikahta mıyız, mevlütta mıyız ya? Amma uzattın, sen ne biçim adamsın be? Sus, nikah yarıda kalacak. Bu ne biçim nikah beyler? Nikahı bu hale getiren sensin arkadaş. Tövbe tövbe. Ana adı baba adı bombok ettin nikahı be. Devamlı sülalemizi karıştırıyorsun ya. Pekala pekala, sizleri karı koca ilan ettim. Hadi sallayın defteri. Tamam Allah gözlerini versin be. Bombok ettin nikahı. Sen benim başımı yakın. Benim başımı yakın. Bir anım, siz de imzalayın. Benim başımı sen yaktın, Allah da senin başını yaksın. Arkadaş ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bu nikah memurdan Elif'e fena kafam takıldı. Ettin. Gidip marızlayayım mı şimdi ben bunu? Bırak şimdi dövmeyi. Nikahımız kıyıldı ya, siz ona bakın. Aman çok şükür atlattık ya. Atlattık ya. Eyvah! Ben antrenmana geç kaldım çocuklar. Aa abi, bana bak, ben de müzik çalışmalarına gecikiyorum, tamam mı? Ben buradan tüyeyim şimdi. Akşama seninle evde görüşürüz, tamam mı abi? Tamam. Aa, bunlar gidiyorlar. Hey! Durun! Durun ya! Biz nereye gideceğiz? Aa, sahi. Ya bunu hiç düşünmemiştik ya, be. Şey... Buna bir çare lazım. He? Öyle değil mi kardeşim? Aa, tabii tabii. Beni seviyor musun? Aa, tabii seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tabii seviyorum. Peki bizler için her fedakarlığı yapar mısınız? Yaparız. Kölem olur musun? Olurum. Kulum olur musun? Olurum. Peki, hizmetçimiz de olur musunuz? Aa, niçin olmayalım? Öyleyse sıvıyı paçalara bakalım. Şimdi siz hizmetçimiz oldunuz, biz de patronuz. Oo, yengeciğim, aman bu da benim hanım. Hey, şu hizmetçilerin güzelliğine bak. Gel. Alay etme. Gel, otur şöyle. İç bakalım şekerim. Senden bu fedakarlığı istememeliydim belki. İnşallah bu evde sıkılmıyorsundur. Senin için her şeyi yaparım dememiş miydim? Oh. Abi bu hizmetçiler çok hoşuma gitti. Birkaç tane daha alalım. Aa, döverim seni. Ah, bu ellerle mi yavrum, aman. Aman. Ben başka hizmetçi istemem. Hayatımdan memnunum. Sahi mi? Annem geliyor galiba, hadi çalışmaya başlayın. Aman, şu köşedeki de tozları alır her kızım. Şurayı, şurayı. Bu kısmı alır, tozları al kızım. Oo, oh, 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 oh. Yaşlayın kızlar, sayenizde ev tertemiz oldu. Teşekkür ederim anneciğim. Gelinlerini nasıl buluyorsun anne? Hmm, Allah size bağışlasın. Ama babanız bir şey anlarsa hepimizi öldürür. Anlamaz, anlamaz. Ama bir de anlarsa... Ya. Hadi bakalım siz işinize bir... buraları yeter kızlar. Tamam. Aa, şu yukarıda bir örümcek var, ben onu alıvereyim. Aa, olur mu anneciğim? Biz alırız, siz rahatınıza bakın. Tabii anneciğim. Peki, öyleyse ben de mutfağa gidiyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben şu iskemleyi çekeyim, hı-hı, sen de öbürüne çık, bir şeyler yaparsın. Bak bir tane de şurada var, onu da sen al. Doğru dürüst banyo yapamazsın ki. Peki.
Anam! 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 Peder Bey geldi. Anam! Ya cehennemin dibine mi gittin be kadın? Anam! Anam! Ey Allah'ım sen bilirsin, banyoda yapamadım tula hareketi. Bir şey mi lazım? Yo. Anam! Ulan anam! Buyur bey. Kim bunlar? Yeni hizmetçiler bey. Hizmetçiler mi? Evet. Nasılsınız kızlar? Şimdi teşekkür ederim. Hadi bakalım siz işinize kızlar. Hadi. Peki efendim. İyi günler efendim. Sana da iyi günler. İyi günler efendim. Sana da iyi günler. Ne dedi iki tane bunlar? Biri olmadan diğeri çalışmıyor da her ikisi bir paraya çalışıyor. Aa, o zaman iyi. Ve sen de kurtuldun artık. Allah'a şükürler olsun. Nerede yatıyor bunlar? Yukarıda çatıda bey. Bizim eşkıyalardan uzak tut da bunları başımıza bir iş çıkmasın. Sen merak etme bey, bana bırak sen bırak. Hanım. Hadi gel de şu arkamı ovala. Aman bey sen de. Hadi. Ay aman. Hadi nazlanma. Bilin hızır seni. Formundayım. Fenerbahçe'ye transfer olayım. Gol kralı olmasam şerefsizim. Aslanım. Sen de kedimsin benim. Kedinim ama hiç baş başa kalamıyoruz. Haklısın ama kolay değil bu işler. Televizyon yarışmasına gireceğiz. Onun için çok çalışmam lazım. Hey çocuklar! Babanız geliyor. Çabuk lan insan. Çabuk dekoru değiştirin. Bir şey ara biraz ne arayayım? Aman. Senin buraya ses yerine ve keramet. Gitar. Gitarı ver. Ay. Hayır yavrum. Ses yerine ve keramet. En çabuk nur marifet. Kitabımı da alayım. Evet. Fiziksel durumlarda. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz babacığım. Siz ne arıyorsunuz burada? Temizlik yapıyoruz efendim. Yok olmaz. Temizliğinizi onlar ders çalışmadığı zaman da yaparsınız. Bersin hadi bakalım efendim. Şimdi dışarı. Hadi. Evlatlarım. Artık bazı şeyleri öğrenmenizi istiyorum. Hayrola baba? Hayır diyelim hayır olsun. Yalnız fabrikanın durumu hiç de iyi değil. Dışarıya olan borçlarımı ödeyemez oldum. Bir ümidim Almanya'ya yapabileceğimiz ihracatta. Bunun için de Almanya'ya gidiyorum. Gidin babacığım. Ev, fabrika ve anneniz evvel Allah sonra size emanet. Benim yokluğumu hissettirmeyin. Siz hiç merak etmeyin baba. Son ümidim Almanya'da. Hadi bakayım göreyim sizi çocuklar. Annenize yokluğumu hissettirmeyin. Siz merak etmeyin baba. Babacığım, seyahatiniz ne kadar sürecek? Vallahi bilmiyorum ama 2-3 aydan önce dönemem herhalde. Oh, döneme. Yani çabuk dön, hasretine dayanamayız babacığım. Bey, gider gitmez mektup yaz, iyi olur, mi? Olur. Siz de mektup yazın bana ha. Tabii. İmtihanlarınızın neticesini sık sık bildirin bana. Dersten başka bir şey düşünmek yok ha? Yok baba. Ha? Yok. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle bey. Kızım şekeri getir bakayım bana oradan. Getirdim çabuk. Getirdim anneciğim buyurun. Koy bakayım biraz yavaş. Tamam. Kızım sen de süt getiriver. Peki anneciğim. Koy evladım orayı bırak. Sen de koy yavaş. Öyle güzel bir pasta olacak ki ağzınıza layık. Hadi yavaş dök bakayım.
Ayol neredesin? Ay, sizin ne işiniz var burada? Erkekler hiç mutfağa girer miymiş? Seni çapkın seni. Bulaşığa geldik anneciğim. Hadi bakayım işinize. Gel evladım, biraz daha süt koyacağız. Hadi canım. Tamam. Oh. Aa, ne yapıyorsun kızım? Başında kabak yelleri esiyor senin. Hala bitiremedin mi şu mektubu? Hadi çabuk bitir de gönderelim bu oğlanı. Tamam ulan tamam, yazıyoruz işte. Sineklik yapıyorsun he? Aa, bana mı? Hay, sen benim karateci olduğumu bilmiyorsun. Ah, kıçım! Tüh Allah cezanı versin, pantolonum yırtıldı. Otur kerata. Elden gel yazıhaneye. Yapma lan yapma, at şuraya imzayı da babama gönderelim. Aferin keratalara, iyi çalışıyorlardı. Ein Whisky lütfen. Benim çocuklar çok çalışmak yapıyorlar. Okul, nasıl derler? Şule, şule. Şule. Senin var çocuk? Kinden, kinden. Kinden, ya. Ya. Ay haben var, svay çocuk. İki. Hey Allah. No viski, no. Kinden, kinden. Ya. Yo, canavar, canavar. Erkan burada buluşacağımızı biliyor mu? Evet, biliyor. Peki nerede kaldı? Ne bileyim ben. Hiçbir zaman vaktinde gelmez ki. Hay Allah kahretsin be! Nerede kaldın sen ya? Kusura bakma abi, vapuru kaçırdım, trenle geldim. Buyur sevgilim, ay pardon. Buyur sevgilim. Merhaba. Merhaba. Hadi yürü yürü yürü. Size bunu bildirmemem lazımdı. Yalnız sadık bir muhasebeciniz olarak vicdanem bunu bir borç biliyor, gerçekleri öğrenmenizi istiyorum. Gazetedeki resme dikkatle bakarsanız kimyager oğlunuzun topçuğu, mühendis oğlunuzun da sazcı olduğunu göreceksiniz. Hürmetlerimle. Tamam bu kadar. Bu gazeteyi de zarfa koy, postaya ver. Emredersiniz efendim. Ben sana söylememiş miydim bu veletler senin başını yakacak diye ya? Ne haber? Monsieur, good whiskey, good. No whiskey! Yapmak var, telefon! Alo, Dantral! Alo, alo! Türk Hava Yolları! Pardon, madam, Turkish Airline! Kulum yok, kulum mülküm olmasın ziyan yok! Günümü, yönettiğim, işte budur benim servetim! Param yok, kulum yok, kulum mülküm olmasın ziyan yok! La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Çocuklar çok yoruldunuz, yeter artık. Biraz dinlenin canım. Hayır anneciğim, haftaya şampiyonluk maçımız var. Üstelik yılın sporcusu ödülünü alacağım. Ya ben? Ya ben abimin o mutlu gününde yılın stecisi armağanı kazanacağım. Hepsi iyi, hoş ama ya baban bunları görürse ne cevap verirsiniz? Oh, biz her şeyi düşündük. Bak sana da gösterelim. Hadi çocuklar. Benim kale kaybolup kimya laboratuvarı çıkıyor. Benim de müzik dolabım elektrik dolabı oluyor. Babam da bal gibi uyuyor. Şimdi anladın mı anneciğim? Hadi çocuklar, tekrar eski haline getirelim. Babamı uyutmaya devam edelim. Canım anneciğim benim. Babam! Param yok. Babam lan! O parçayı sonra çalacağım. Babam lan! Abicim! Aaa! Amanın bey! Bey! La Allah! Babam yağıyor babam! Allahsız! Rezil herifler!
Yazıklar olsun size. Adamım yukarı. Sizler de çıkın dışarı. Sizlerle görülecek hesabım ama var. Ama bizler masumuz. Masum ha? Masum. Gördüm nasıl masum olduğunuzu. Bir de sen abi olacaksın ha. Yazıklar olsun sana. Hele sen. Hele sen. Senden hiç beklemezdim bu hareketi. Puh! Eşşol eşek. Bir kelime söylememe müsaade edin baba. Kes! Davulun bu evden! Sizin gibi çocuklarım yok benim. Gidiyoruz baba. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Benim sizin gibi evlatlarım yok. Evet. Haklısınız baba. Belki sizi aldattık. Fakat bunu kötü niyetle yapmadık. Bir gayemiz vardı. Biz kendi sevdiğimiz işi yapmak istedik. Sizin istediğinizi değil. İşimizi seviyoruz. Göreceksiniz, başaracağız baba. O seçtiğiniz mesleklerden adam olunmaz. Adam olunmaz diyorsunuz baba ama yanılıyorsunuz. Böyle konuştuğunuz için bir gün bu iki oğlunuzdan da özür dileyeceksiniz. Meral, Zuhal, hanginiz karıştırıyorum, kusura bakmayın çocuklar. Buradan alacağım para benim için çok önemli, ailevi. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Hadi göreyim sizi çocuklar. Gelmedin, bekledim. Senden başka hiç kimseyi sevmedim. Aşkın tek ümidim. Sevgin benim bütün servetim. Param yok, pulum yok. Malım mülküm olmasın ziyanı yok. Aşk dolu şu kalbim. İşte budur benim servetim. Param yok, pulum yok. Param yok. Tıpkı rüyalarımdaki gibi. Benim de.
Canım. Beğendiğine sevindim. Bundan sonra burada oturacağız. Yeter hanım, yeter! Daha fazla ağlayıp da canımı sıkma benim. Hadi ye! Peki, peki benim. İşte fabrikanın evrakı bu. Bunlar da anahtarlar. Sen haklıymışsın Salim Bey. Güvenmemeliydim benim oğlanlara. Biri kimyager, biri mühendis çıkacak diye... ...boşu boşuna fabrikanın da işini bozdum. Öyle efendim. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yapılacak tek şey iflas ettiğimizi beyan eder, fabrikayı satışa çıkartırsınız. Allah'a ısmarladım. Güle güle. Yaktı oğlanlar, yaktı. Hey çocuklar! Al şunu, çocuklar tebrik edin beni! Hayrola? Yeni yaptığım eser çok beğenildi. Plak avansımı da aldım. Az sonra Emel Sayın gelip plak okuyacak. Aslan kardeşim benim. Canım abiciğim. Tebrik ederim. Ay ne güzel. Yengeciğim. Hadi yürü, fabrika satılıyor bugün. Aa, kusura bakma abi, ben gelemem. Provam var. Ama sen al şu çeki, paraları öde, fabrikamızı kurtar. Aslan kardeşim benim, sen işine bak. Sen de burada kal. Sağ ol. Güle güle. Çocuklar bir dakika, hadi miden giriyoruz çocuklar. Hadi prova, prova, prova. Tebrik ederiz abi. Sağ olun çocuklar. Sağ olun. Aslan abicim, tebrik ederim. Sağ ol, Salim Bey yukarıda mı? Yukarıda abi. Dur. O resim gene orada kalacak. Fakat evladım biliyorsun fabrika artık babanın değil. Hayır yine babamın. Bu fabrikayı o kurdu, o yürütecek. Borçlarını unuttunuz galiba. Hayır unutmadım. Bu çekler herhalde babamın borcunu karşılar. 700 bin. Karşılar tabii. Nasıl karşılamaz? Eşyalar olduğu yere bırakın. Haciz durduruldu. Hadi durmayın. Siz de çıkın dışarı hadi. Evladım. Benim de size bir borcum var. Müsaade edin de ben de onu ödeyeyim. Anlayamadım. Ne borç? Senin ve kardeşin hakkında çok yanıldım. Özür dilemek istiyorum sizden. Babanız size güvenmekte haklıymış. Rica ederim. Bu her evladın vazifesi değil mi? Babanız iftihar edecek. İkimizle de. Dikkat, dikkat! Yılın sporcusu seçilen gol kralı Doğan Gürpınar'a kupasını... Şimdi hepinizin tanıdığı kardeşi, tanınmış bestekar Erkan Gürpınar veriyor. Spor haberlerimizin en önemlisi, yılın sporcusu seçilen Doğan Gürpınar'ın kardeşinin elinden kupasını almasıydı. Şimdi TRT ekibinin tespit ettiği bu mutlu anı izliyorsunuz. Dikkat, dikkat! Yılın sporcusu seçilen gol kralı Doğan Gürpınar'a kupasını şimdi hepinizin tanıdığı kardeşi, tanınmış bestekar Erkan Gürpınar veriyor. Thank you.
seni. Kapatayım ben, neden? Kapat dedim işte o kadar. Hayır, kapatmam. Bırak da oğlanın bu mutlu gününü hiç değilse televizyondan seyredeyim. Benim onlar gibi evlatlarım yok. Hayır, seyretmeme mani olamaz. Onlar senin olduğu kadar benim de evlatlarım. Bu yersiz kararların ve inadın yüzünden bunca sene çekmediğimiz kalmadı. Evlatlarını bir türlü sevemedin. Ne yaptılar ki sevgimi kazansınlar? Daha ne yapacaklar, şuraya bak. Şu halkın sevgi tezahüratına bak. Bak! Şu evladına bak. Evladına bak. Onları bütün memleket sevdi ama sen, sen sevemedin. Onlarla iftihar etmen lazım gelirken nefret ediyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi bey? Evlatların hayatta çok muvaffak oldular, çok muvaffak oldular. Ben onların anası olarak iftihar ediyorum. Ama sen onların bu başarısını adeta kıskanıyorsun. Evet, kıskanıyorsun evlatlarının başarısını. Sus be kadın! Sonunda bana bunu da mı yapacaktın? Yazıklar olsun sana! Bu evde bir dakika bile duramam! Aman, aman, tuh tuh maşallah. Pek de güzel olmuşsunuz. Allah nazardan saklasın. Sağ ol anneciğim. Hadi şimdi doğru içeri. Ben de çocuklara gideyim. Merhaba hanım. Buraya niçin geldim biliyor musun? Seni çok özledim. Biliyorum. Bana dargınsın. Beni affediyorsun değil mi karıcığım? Benim güzel karıcığım. Rica ederim bey. Sus. Bir şey söyleme. Bırak da ben konuşayım. Sen gideli hayat benim için çiçeksiz bir bahçe oldu. Bütün günlerimi hep sizleri düşünmekle geçirdim. Senden ayrıyken en çok neyi düşündüm biliyor musun? Beni affet beni. Söyle, beni affediyorsun değil mi? O nasıl söz bey? O affetmek ne demek? Sen benim biricik beyimsin. Bu çiçekler de senin. Teşekkür ederim. Nerede bizim oğlanlar? İçeride, hazırlanıyorlar bey. Yarayım şu kerataları. Doğan! Erkan! Neredesiniz ulan? Gel oğlum, bir şişe su al, gel bana hadi. Abi! Abi geldi, geldi, geldi. Kim geldi be? Babam geldi. Ne? Babam mutlaka bu düğünü bozmak istiyor. Hayır, bu düğünü kimse bozamaz. Çabuk fırla. Tamam, nereye? Orkestranın başına geç, düğünü başlat. Ben de giyinip hemen geliyorum. Ama abi! Aması maması yok, çabuk fırla! Tamam. Nerede olan bunlar? Burada yokuz, burada yokuz. Aman, karıcığım sen burada bekle bir dakika. Çocuklar, çocuk orkestra başlasın. Bir, iki, üç, dört. Siz de alkışlayın, düğün başladı. Mersi, mersi. Durmayacağım. Bu düğüne kimse mani olamaz. Sana dur dedim evladım. Ben de durmayacağım dedim baba. Mani olamazsınız. Kim mani olmak istiyor sana? Kim isterse istesin mani olamaz. Ulan dinlesene beni. Dinlemiyorum. Ulan herkese rezil olduk.
Olduysak senin yüzünden olduk. Gel buraya dans edeceğiz. Ay Allah! Abi! Abi! Abisi mabisi yok, dansa devam et. Yahu dansı bırak da şu haline bak! Ne varmış halimde? Baba! Baba! Ya eşo veşek! Kesen boş, hayat hoş. Aşktan başka bu dünyada her şey boş. Kısmetim, bu benim. Sevgim var ya ben de zenginim. Gelmedin, bekledim. Senden başka hiç kimseyi sevmedim. Aşkın tek ümidim.